Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru kitabında 2. bölüm 4. testindeyiz. Dik üçgenin pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre ACX X kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar ilk önce burada ne var? Dikten dik çizilmiş ökletir. Hocam bunun karesi bu çarpı tamamı. Önce K'yı bulacağız. İşlem yapacağız mecburuz. K kare eşittir. K eksi 3 çarpı K artı 4. Şu an yazarken vallahi çatma bir şey gelmedi. Hissedebilecek bir durum var mı diye. 6'nın karesi 4 x 9 falan aralarında 7 fark olan belki düşünülebilir arkadaşlar. Ama şu an aklıma gelmedi mecbur açacağım. K kare eşittir. İşte bu şöyle dağıttığımız zaman. K kare artı 4K eksi 3K artı K mı yaptı? Evet eksi 12 olduğundan dolayı K kareler gitti. K'da buradan kaç geldi? Direkt 12 geldi. Hissetmesek de direkt çıkıyormuş arkadaşlar. K'yı 12 bulduk. K12 ise o zaman burası 16. 12 16 Pisagor bağıntısından ne üçgen arkadaşlar? 20 üçgenden cevabımız böylelikle 20 çıktı. Birinci soru akçay olduğu geldik 2'ye. Şimdi ne demiş? 6 var 8 var. Ali Bey uzunluğunda kaç vermiş arkadaşlar? Ali Bey uzunluğunda bize 10 vermiş. E ne isteniyor? DB uzunluğu isteniyor bizden arkadaşım. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşım. DB uzunluğu isteniyorsa bizden şuraya x diyelim. Buraya da 10 eksi x diyelim. Burada şunlarda birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. İkili pisagor var mı? Var. Bir burada pisagor bir burada pisagor. İkili pisagorlarda ortak olan kenar varsa ya da eşit olan kenar var mı arkadaşlar? Var. O zaman ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk. Y kare burada neye eşittir arkadaşlar? 8'in karesi artı 10 eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda burada y kare neye eşittir arkadaşlar? x'in karesi artı 6'nın karesine eşittir. İşlem işlem işlem. Vallahi ben 8 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 10 diyeceğim ama 6 koysam buraya 8 koysam yok sağlamıyor arkadaşlar. 6, 8, 10 burada sağlamıyor maalesef. O zaman bunu açacağız. Açalım 64 artı bunun karesi 100 eksi 20x artı x kare eşittir. Ee, x kare artı 36 oldu. x kareler nanay oldu. Eksi 20x'i öbür tarafa atalım. Artı 20x. Şu 164 yaptı. 36 çıkınca kaç kalıyor? 28 yani 128 kaldı arkadaşım. Buradan 64 mi yapıyor? Evet 64 eşittir 10x olduğundan dolayı. Buradan da x'i kaç buluruz? 10,4 yok 6,4 buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşım. Geldik 3'e. Soru da sana açılar eşit verilmiş. E sana diyor ki tüyoyu veriyor açıya dal kardeşim diyor. Dalayım burada alfa alfa dersem. Peki buraya da beta dersem. Şu üçgende alfa artı, beta nedir arkadaşlar? 90 derece. E alfa artı beta 90 ise bak alfa ile beta yan yana gelmiş. Burası da 90 derece değil mi? Evet. Yani ne çıktı burada? 90. Hatta 90'dan 90. Yani dikten dik. Ne var burada? Öklit. Hemen öklit'i uygulayalım. Hocam bunun karesi. Bu çarpı tamamı. Uygulayayım. 4 kök 6'nın karesi eşittir. 6 çarpı tamamı bc. Hocam 24 çarpı 6. Çarpmayayım sadeleştireyim. 6 çarpı bc eşit olduğundan Altlar gitti. Pardon 4, 4 kök 6'nın karesi. 16 çarpı 6 değil midir? Evet 16 çarpı 6. E buradan BC ne geliyor arkadaşlar? 16 geldi. Bunun tamamı 16. Buraya ne kaldı? 10. Şimdi ne yapacağız? X'e ait öklük hocam. Bu çarpı tamamı. X'in karesi 10 çarpı 16 olduğundan. X buradan. Kare küçüğünde 10 çarpı 16 olacağından. Dışarıya 4 diye çıkar. O zaman bu 4 kök 10'a mı eşit oldu? Aynen öyle. Üçüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e. Şimdi ne demiş? C çarpı B 12 çarpı H C çarpı B 12 çarpı H Arkadaşlar bazılarınız şey biliyor ama. E, ben şöyle bir şey. B çarpı C ile alakalı bir şey varsa. Benim aklım neye gider? Büyük üçgende hocam dik kenarlar çarpım varsa üçgenin alanına gider. Normalde kural olarak da veriliyor da. B çarpı C hocam şu çarpı X çarpı H diye de söyleniliyor da. Hiç oraya girmeyeyim isterseniz. Burada alandan gideyim. Bu üçgenin alanı nedir o zaman arkadaşlar? B çarpı C bölü 2 değil mi? Çünkü B çarpı C'yi elde etmem lazım benim. Aynı zamanda bu taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Yani BC çarpı BC çarpı H bölü 2'ye eşit değil mi arkadaşlar? Evet. E buradan bölü 2'ler gitti. B çarpı C BC çarpı H'a eşit oldu. Arkadaş sana B çarpı C ne verilmiş? 12 çarpı H ile verildiği için BC uzunluğunu ne buluruz o zaman? Gel burada yerine yazdığınız zaman 12H şöyle yazalım isterseniz. 12H eşittir ee, nedir? BC çarpı H olduğundan dolayı buradan BC'yi de kaç bulduk? 12 bulduk. Bizden ne istiyor? ABC üçgenin çevresi. Evet buraya 12 bulduk ya artık olay bitti. Buraya 9 kaldı. Çünkü buraya 9 kaldı. Artık her yeri bulabilirim ben. Nasıl? Hocam önce B'den başlayayım. İsterseniz C'den de başlayabiliriz. Fark etmez ya da H'dan da başlayabiliriz. H kare neye eşit? 3 çarpı 9 eşit hocam. 27 ise bu H buradan 3 kök 3 oldu. Hocam burası 3 kök 3. Sonra Pisagor bağıntısından buraya gideriz. Hatta bak güzel bir şey çıktı burada. Üçgen 3 kök 3 oldu. Ne üçgen arkadaşlar? 30 60 90 üçgeninde A iken A kök 3 olur. E direkt burası da ne oldu? 60 oldu. O zaman burası da ne oldu? 30 oldu. Ve 90'ın karşısı burada kaç? 12. 30'un karşısı büyük üçgende 6 yapar. 60'ın karşısında burası da kaç yapar? 6 kök 3 yapar. Bizden ABC üçgen çevresi isteniyor. Çevrede nedir? 12 artı 6 artı 6 kök 3 olduğundan 18 artı 6 kök 3 yapar. Altta 6 parantezini aldığımız zaman 3 artı kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu gençler. Evet dördüncü soruyu akçay bulduk geldik beşinci soruya. Şimdi burada özel açı mantığı verilmiş. Vallahi 150'yi görünce arkadaşlar özel açı Biliyoruz çalıştık biliyoruz. 150'ye görünce ne gelecek aklımıza? 150'nin nesi özel? Hocam dış açısı. Yok şuradaki 30 derecesi önemli. E o sen burada 8'i gördüysen. Hop şuradan bir dik çizmez misin kardeşim? Diki çizdin. Burası kaç? 90. 90'ın karşısı 8'si 30'un karşısı 4. Burası da 4 köküç oldu mu? Oldu. Peki bizden ne istedin? ED artı DC toplama. Bak şimdi gençler. Benim konu anlatımda da vardı. Şu ikisinin toplamını böyleyken kestiremezsiniz. Ne yapacaksınız? Bir tanesinin böyle katlamasını alacaksınız katlamasını aldığınız zaman yani senden x artı y isteniyor. Bak x artı y kaçtır diye soruluyor. E hocam katlamasını aldığın zaman şu şekilde mi oldu arkadaşım? x iken x 6 iken 6 mı oldu burası? Evet. Şimdi x artı y böyleyken en az ne olur? Hocam x ile y doğrusal olduğunda olur. Yani doğrusal kabul edeceksin. Peki karşınıza şöyle bir şey çıktı. Merdiven şekilde bir şey çıktı. x artı y'yi bulmaya çalışacaksınız. Ne yapmanız lazım? Dik üçgene karşılık getirmeniz lazım. Yani dik dörtgen yapacaksınız. Hop şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak arkadaşım. Şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak. Hocam 6 kök 3 burada 4 kök 3 burada. Toplamda 10 kök 3 oldu burası. 6 6 10 kök 3 burası. Sonra 6 ise burası da 6. Hocam burası kaç yaptı? 10 yaptı. Aa burada ne güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Burası 10 iken burası 10 kök 3 oldu. Yani ne üçgen arkadaşlar bu? Şurası 30. Burası 60 mı oldu arkadaşlar? Evet 30 60 90 üçgeni ya da hiç 30 60 90'a girmeyelim. Burada bir hata oluyor yoksa ee, oradaki hatayı şimdi açıklamak zorunda kalmayayım isterseniz. E, ee, 30 90 iken biz buraya 60 derece bulduk ya. Hocam e, burada da ne çıktı? Burası 10 iken burası 10 kök 3. o zaman 30'un karşısı 10 iken 60'ın karşısı 10 kök Yani aslında oradaki D noktası tam burada olacak. Ona hiç kafa karışıklığına girmeyelim isterseniz. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. X artı Y. E hocam burası 10 kök 3. Burası da 10 olduğundan dolayı Pisagor bağıntısı. Hocam burası 10 çarpı 1. Burası 10 çarpı kök 3. X artı y'de ne olacaktır arkadaşlar? 10 çarpı kare kök 1 ve kök 3'ün kareleri toplamı. 1 artı 3'ten 10 kök 4. Yani kök 4 direkt dışarıya 2 diye çıkar. Cevap da kaç yapar o zaman arkadaşlar? 20 yapar. Yani 5. soru böylelikle. Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. Adam sana D, C, E, B. Ova D E C E E B eşit vermiş. A 3 tane eşitlik var. Ne geldi aklına? Muhteşem. Hemen üçgen oluşturursam muhteşem üçlüden dolayı burası 90 derece olur mu? Olur. Hocam x x'ken burası da x, burası da x. Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı. Ve şurası 2x mi oldu? Evet. 2x e. Normalde h kare eşittir p çarpı k'dan h'a bulup pisagor yapabilirsin. Ama artık sen şunu öğrendin. Direkt bunun karesi bu çarpı tamamı desek daha sağ değil mi? 2x'in karesi 4 çarpı tamamı 12 yapıyor arkadaşlar. 4 artı 8. 4x kare eşittir 4 çarpı 12'den 4'ler nanay. x de buradan x kare 12 olduğundan kök 12'ye eşit oldu. Yani 2 kök 3 yapar arkadaşlar cevabımız. Böylelikle 6. soru balı kesir oldu. Geldik 7'ye. Hocam 90'lar havada Hocam dikten dik çizilmiş. Öklit. E, ee, benden AB isteniyor. Şuraya yoğunlaşacağız. Öncelikle ne yapalım? İşte şurada bir haç diyelim h kare eşittir 2 çarpı 4'ten bulduk mu arkadaşlar bulduk yani kaç çıktı 8 çıktı sonra şurayı da bulursunuz burayı da bulursunuz sonra öklüt bağıntısı yine yaparsınız pisagor bağıntısı yaparsınız burada ee, burada pisagor yapsak ya isterseniz direkt h kareden gitmeyelim de nereden gidelim arkadaşlar şurası dikten dik çizilmiş öklüt şu a'yı b'yi bulayım isterseniz direkt a'yı b'yi bulalım hocam a kare neye eşittir a kare eşittir 2 çarpı tamamı 2 çarpı 6 12 eşit tamam a buradan kök 12 yani 2 kök 3 yaptı arkadaşlar b kare neye eşit arkadaşlar hocam 4 çarpı tamamı 4 çarpı 6 24 b de buradan kök 24 yani 2 kök 6 geldi hocam burayı 2 kök 3 bulduk burayı kaç bulduk 2 kök 6 bulduk hocam şurada da dikten dik çizilmiş dikkat ederseniz dikten dik çizilmiş yani burada da öklit bağıntısı var yani 2 kök 6'nın karesi eşittir 2 kök 3 çarpı n mi diyeceğiz 2 kök çarpı n mi diyeceğiz evet burası 4 çarpı 6 yaptı 2 kök çarpı n'den şunlar gitti burası 2 yaptı 12 bölü kök 3 arkadaşlar n 12 bölü kök 3 kökü çarparsam 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kökü çıkar evet burayı 4 kök 3 bulduk arkadaşım sonra 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 ne olacak arkadaşım Pisagor'dan burayı buluruz ondan sonra burayı buluruz sonra burayı buluruz sonra da x'i buluruz ama ya baya bir şey olacak ya burada. Ne derler? Benzerliği kullanmam lazım arkadaşlar. Sırf öklükten gidersem. Valla size burada anlatırken aktarırken sıkıntı yaşayacağım maalesef. O yüzden ben burada sanki benzerliği kullanmak zorundayım. Kusura bakmayın. En azından buradan öklük bağıntılarının uzun çıktığını da görmüş oldunuz. Ben hemen şunu şöyle sileyim. Biliyorsunuz böyle videolarda yanlış yapsam da şey yapma yolunda gidiyorum. Niye bu yolu seçtiğimi de söylüyorum. Gençler şunlar paralel mi? Paralel. E bunlar paralelse hocam çünkü aynı doğruya dik bunlar değil mi? 1'e 2 oran var. Direkt burası A iken burası 2 A mıdır? Evet. E hocam sonra şunlara bakacak olursanız hocam şunlar da birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı hocam 1'e 2 oran varsa 1'e 2 oran vardır. Yani burası 6 ise burası ne olacaktır? Direkt 12 olacaktır. Sonra ne var arkadaşlar burada? Yine aynı şekilde şu paralelliğe bakabilirsiniz. Şu yo, şu, şu, şu birbirine paralel. Dikkat ederseniz burada da 6 iken burası da 12 mi oldu arkadaşlar? Evet. Yani burada 1'e 2 oran var. Yani burada da 1'e 2 oran olacak arkadaşlar. Yani burası 3a iken burası ne olacak? 6a olacak arkadaşlar. a'yı bulursam olay daha da kolay çıkacak arkadaşlar. a'yı bulduktan sonra eee x'e ait yük bağıntısını direkt uygulayabilirim. E o zaman direkt a kareyi uygulayayım. A kare neye eşittir arkadaşlar? Şuradaki öklit bağıntısından A kare belli zaten. A kare şu çarpı tamamına eşittir. Neye eşitmiş? 2 çarpı 6'ya eşit. 2 çarpı 6'ya eşit. A'yı buradan işte kök 12 bulduk. Neyse A kare 12 bulduk. Çünkü A kare lazım olacak bana. Peki x'e ait öklit bağıntısını yapacak olursak da hop şu çarpı tamam değil mi? x'in karesi de 6a çarpı 9a'ya eşit olacak. x kare de buradan 54a kareye eşit olacak. Yok şöyle diyelim. 6 çarpı 9 çarpı a kare eşit oldu. Kare kökünü alacak olursam x kök içinde 6 çarpı 9 çarpı a kare eşit oldu. E, ee, buradan x neye eşit oldu o zaman? 3 çarpı a çarpı kök 6 eşit oldu. Hocam a neye eşit? 2 kök 3 eşit değil mi? Evet a kare 12'ye eşit. a'yı da 2 kök 3 olduğunu biz yukarıda bulmuştuk. a yerine de 2 kök 3 yazarsak eğer x de buradan 6 çarpı kök 3 ile kök 6'nın da kök 18 çıktı. Kök 18 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 2 olduğundan 3 kök 2 diye çıkar. Yani cevabımız 18 kök 2 çıkar arkadaşlar. Valla sanki en kolay yolu bu benzerliği kullanmak arkadaşlar. Diğer türlü hep öklit bağıntıları uygulayarak yine x'e gidebilirsiniz. Ben olayı sadece burada kolaylaştırdım arkadaşlar. Şu temel bağıntı yapılarında bu şeyi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamam. 7. soru e oldu. Geldik 8'e x kare y kare z kare t karenin toplamı ne verilmiş? 180 verilmiş arkadaşlar. E ee, ben buraya a diyecek olursam a kare neye eşit arkadaşlar? Pisagor bağıntısı x kare artı y kare eşit. Hocam a kare aynı zamanda burada neye eşit? Normalde ikili pisagor olunca her ikisini de birbirine eşitliyorum ama bak burada toplamları verildiği için burada da a kareyi yazıyorum. Z kare artı t kare. E hocam madem bize toplamları verilmiş ben de bunu taraf tarafa toplarım. Yani matematik bilgisi de burada işe yarıyor bazen değil mi? Evet 2A kare eşittir. X kare artı, Y kare artı, Z kare artı, T kare verilmiş. E hocam biz bunu da 180 olarak bulduk. 2 tane A kare 180 eşitse A kare buradan 90 eşittir. A da buradan kök 90'a eşittir. Kök 90 dediğimiz nedir? 9 çarpı 10 olduğundan direkt 3 kök 10 diye bir çıkar arkadaşlar. Evet bizden de ne isteniliyor? A uzunluğu isteniliyor. Cevabımız da böylelikle 3 kök 10 oldu arkadaşım. Geldik 9'a. Yukarıdaki verilere göre kaçıncı dik üçgenin hipotenüsü birinci hipotenüsün kök 3 3 katı olur diye soruluyor arkadaşlar. Yani burası 1 bir, iken kök kim oldu arkadaşlar? Evet. Yani bizden 3 kökü olduğu durum isteniyor arkadaşlar. 3 köklü olduğu durum. Şimdi 1 2 iken kafadan yapalım. Karesi 1 karesi 2. 1 e, 2 iken burası da kök 3 mü olacak arkadaşlar? Yani toplamı 3 yaptı kök 3. 1 ve 3'ün toplamı 4. Yani burası kök 4. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. E o zaman kök 4 yani 2 2 yazmama gerek yok. Ben neyi arayacağım arkadaşlar? 3 kök 2. Kök 3 kök 2 dediğimiz nedir arkadaşlar? Kök içinde 18 değil midir? 18 olduğundan dolayı birinci üçgenimiz kök 2, ikinci üçgenimiz kök 3, üçüncü üçgenimiz kök 4 olduğuna göre nokta 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 kök 18 uzunluğuna eşit olan kaçıncı üçgenimizdir? Tekrar söylüyorum. Birincisi kök 2 ise bir fazlasının kök katı. İkincisi bir fazlasının kök katı. Üçüncüsü bir fazlasının kök katı. O zaman kök 18 nedir arkadaşlar? 17'nin olmaz mı? Olur. Yani 17 bir fazlasının kök katı olduğundan dolayı cevabımız direkt C-han oldu. Güzel bir örüntü sorusu. ÖSYM'de son zamanlarda örüntüyü de seviyor. Dikkat edin gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. Yani 9. soru C-han oldu. Geldik 10. soruya. Arkadaşlar neler verilmiş? BF uzunluğu K iken FC uzunluğu 2K verilmiş. BF BF uzunluğu K iken FC uzunluğunda da 2K vermişler. E hocam öklit bağıntısı yapacağım belli. Yani şuradaki üçgende bir öklit bağıntısı var. Adam sana 4'ü vermiş. 4'e ait öklit bağıntısı uygula. Hocam 4'ün karesi eşittir. A çarpı tamamı. A çarpı K'ya eşittir. Yani sen buradan A çarpı K'yı kaç buldun? 16 buldun. Peki senden ne isteniyor? X. Hocam burada da dikten dik çizilmiş öklet. X e ait öklet sol tarafta bak verilen bilgiyi kullanıyorum. Sola dayalı. O da bu çarpı tamamı değil midir? Yani x'in karesi de eşittir. A çarpı tamamı 3K. Yani 3 AK'ya eşit oldu. Hocam AK çarpımı da zaten 16'ya eşitti. Yani bu kaça eşit oldu? 48'e eşit oldu. Hocam x kare 48 ise x buradan kök 48'e eşit olacaktır. Bu da 16 çarpı 3 olduğundan dolayı 16 dışarıya 4 diye çıkar. Yani cevabımız böylelikle 4 köküç olur arkadaşlar. Evet 10. soru Edremit oldu. Geldik 11. soruya. 3, 4 ise hemen 5'i yapıştırdınız mı arkadaşlar? Yapıştırdınız. Bizden ne isteniyor? BCX isteniyor. Ha, ne yapacağız burada? Hocam valla X kenarlık var burada. Hocam tabana ait yükseklik mi çizsek dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaş taban yok ki niye tabana ait yükseklik çiziyorsun? Taban olsa insan olan tabana ait yükseklik çizer deriz. E ikiz kenarda böyle tabana ait yüksekliği kullanamadığınız zamanlarda ne yapın? E o zaman ikiz kenarın tanımında ne var? Hocam ikiz kenar üçgen kollar eşit. Tabana ait yükseklik işte iki eşit parçaya yürüyor. Hatta ikiz kenar üçgen taban açıları eşit değil mi? Açılara dalın demedim mi ben size? Tabana ait yüksekliği kullanamadığınız zaman. Evet açılara daldım alfa alfa. E alfa 90 buraya beta dersem. E, burada alfa ile betanın toplamı kaç derece arkadaşlar? 90 derece. E büyük üçgende bir alfa 90 burası da beta olmaz mı arkadaşlar? Olur. Aa ne çıktı burada? Bir ikiz kenar çıktı. Yani beta'ya beta çıktı. O zaman 3 ise burası da 3 mi oldu? Evet. Soru bitti. Hocam burası 4. Hocam burası 8. 1, 2 kök 5 üçgeninden 4, 8, 4 kök 5 olacağından burası kaç yapar arkadaşlar? 4 kök 5 yapar. Yani kaçıncı soru? 11. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı gençler? Balıkesir çıktı. Evet geldik 12. soruya yani testin son sorusuna. Şöyle bir katlama yapılmış. Katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle bir eski haline geri açıyorduk. Eski haline geri açtık. Önceden nasılmış burası? 15. Burası kaçmış? 20. Sen bunu böyle katladığın zaman üstüne binen kenarlar birbirine eşit. Üstüne binen açılar birbirine eşit. Hatta bu aynı doğru üstünde katlandığı için bu açılar da eşit olacağından ya da bunlar da birbirine eşit diyebiliriz. Ya da kenarlar eşit hocam. İkisi kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda da yükseklikte diyebilirsin ya da kenar ortaya aynı zamanda dökse diyebilirsin. Şimdi dik kenar uzunlukları 15 ve 20 olan. ha bu bir dik üçgenmiş. Dik kenar uzunlukları 15 ve 20 olan üçgende o zaman burası kaç yaptı? 25 yaptı. A, B üstü C üçgenin çevresi isteniyor bizden. Arkadaşlar şurası bir nasıl üçgenmiş? Bir dik üçgenmiş. 90 dereceymiş. E o zaman burada şuraya bir haş diyelim. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Haşı bulmaya çalışacağım. E bulalım. Arkadaşlar bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan gidin diye söylemiştim. Üçgenin alanı nedir? Dik üçgenin alanı olduğu için 15 çarpı 20 bölü 2. Aynı zamanda dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir burası? 25 çarpı h bölü 2 eşittir. E buradan 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 4, bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 3. Buradan da h'ı kaç bulduk? 4 kere 3, 12 bulduk. E hocam burası 12 ise 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeni. Bizim çevrede ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 9, 12 ve 15'in toplamı isteniyor bizden. Topladığımız zaman kaç yapıyor? Şu ikisinin toplamı 27. 9 daha 36 mı yapıyor? Evet. Böylelikle 36 mı? A, B, C. A, B, C. Arkadaşlar şu üçgenin çevresi soruluyormuş. Burayı 9 bulduk. E hocam burası da 9 o zaman. Çevresi bu değil. Özür dilerim. Hemen sildik orayı. 9, 9 burası. Tamamı 25 olduğundan 25'ten 18 çıkartınca buraya kaç kaldı arkadaşım? 7 kaldı. Senden şu üçgenin çevresi isteniyor. 15, 20 ve 7'nin toplamı isteniyor. 20 ve 7'nin toplamı istenildiğinden dolayı e, burası 35 yaptı. 35 7 daha kaç yaptı? 42 yaptı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Denizli oldu. Ve gençler böylelikle 12. soruyu da çözmüş bulunuyoruz. Yani 4. testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.